Emre Kaplan'ı bir görelim. Ee, hem yorum üzerinden e, Aldun abi'den bir soru çıkartmış oldu. Dinleyebildin mi Aldun abinin o son bölümünü? Dinledim Aykut İnce. O zaman Dinledim. cevabını alalım. Oğulcan Çağlayan'la ilgili kısma şöyle cevap verelim. Oğulcan'la ilgili Fatih Terim'in kafasındaki bir düşünce oyuncudan faydalanabilmek adına bir mevki değişikliği düşüncesi. Ki maçı izlerken de, hazırlık maçını izlerken de birçok kişinin aklına herhalde Albert Riera ismi geldi. Daha öncesinde Fatih Hoca'nın bir önceki döneminde Galatasaray'a bir hücum oyuncusu olarak sol önde ve forvette kullanılabilecek bir oyuncu olarak transfer edilmişti. Sonrasında Fatih Hoca Riera'yı sol bekte değerlendirdi ve önemli de katkı aldı. Şu anda Olcan'ın süreci de biraz benzer işliyor. Aslında az önce Zeki abi söyledi. olcan ayrılma durumu da vardı. Devre arasında belki servisiyle değil ama oynayabileceği bir yere kiralık olarak gitme düşüncesi yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Çünkü süre bulmakta zorlanıyor sezon başından beri ama şimdi biraz daha Galatasaray kariyerinde yeni bir basamak olmuş oldu Oğulcan'ın bu sağ beklenemesi denemesi ki performansı da iyiydi. Hem sağ bek rotasyonunu genişletebilmek adına bir hamle hem Oğulcan'dan faydalanabileceği bir durum oluşuyor Fatih Terim'in hem de tabii aynı zamanda yerli rotasyonunu, yerli oyuncu sayısını da ilk 11'de oynayabilecek yerli oyuncu sayısı da böylelikle artmış olacak gibi gözüküyor. Yedli'nden istenen hücum katkısı alınamıyor Sabek'te. Saşa dönüşüne biraz daha var. Döndüğünde tabii ki ideal Sabek Galatasaray'da Saşa Boya olacak ama Olcan'ı da zaman zaman bu bölgede değerlendirmeyi düşündüğünü söyleyelim Fatih Hoca'nın. Bursa Spor maçından çıkan bir diğer sonuç ise Embaye ile ilgili oldu ki aslında artık yavaş yavaş Derbiyi konuşmaya başlıyoruz. Derbi ile ilgili teknik direktörlerin kafasındaki planları ...biz öğrenebildiğimiz kadarını paylaşmaya çalışıyoruz. Burada Halil ve Muhammed ikilisini derbide sağda kullanmayı, forvette kullanmayı düşünüyordu Fatih Hoca ama... ...Cagney'nin performansı biraz bu kararda revizyona gitmesine neden olacak gibi gözüküyor. Çünkü hem attığı goller hem yaptığı asist duran topta, Cagney'nin indirdiği topta attığı Oğulcan'ın bir gol vardı. Birçok yönüne oyunun ve hücumun katkı sağlayan bir performans ortaya koydu Cagney. Antrenman performansı da zaten beğeni topluyor. Şimdi... Fatih Hoca bu hafta içinde farklı denemeler yapacak gibi gözüküyor. Aslında dediğim gibi kafasındaki plan Muhammed ve Halil'in birlikte oynayacağı bir hücum attı. Halil'in biraz daha geride Muhammed'in direkt olarak Santrfor'da yer alacağı bir diziliş üzerinde duruyordu Fatih Hoca. Ama Cagney'in performansı biraz daha farklı bir yere götürecek gibi gözüküyor işi. Bu arada şunu da paylaşalım. Fernando Muslera Galatasaray'ın milli aralarda özellikle en çok sıkıntı yaşadığı oyunculardan bir tanesi Uruguay'la genel itibariyle çok uzun yolculuklar yaparak ve maçtan bir gün öncesinde ya da maç sabaha geldiği dahi oldu. Bu kez Mustera ile ilgili böyle bir problemin olmadığını söyleyelim. Bu milli arada iki maça çıkıyor ile birlikte ve hafta hafta içi itibariyle İstanbul'a gelecek takımla çalışmalara katılacak. Biraz daha rahat bir şekilde derbi hazırlıklarında yer alacağını söyleyebiliriz. Sorun yoksa ben bir birkaç tane benim bana sen de Tamam. Şimdi Emre çeşitli e, haberler geliyor bana da mesela Levent abi yazdı Levent Tüzemen bizim e, Galatasaray muhabiri Harun Muslu o da Kıbrıs'tan yazdı. Diyor ki Levent abi 9 milyon alacak diyor maç başı 80 bin TL Kerem için. E, Harun da aynı şekilde ona e, yakın bir rakam söyledi Harun Muslu da e, sen bir rakam telaffuz ediyor musun? Florya'dan öyle bir bilgi elde ettim mi? Sana gelen bir rakam istihbaratı var mı? Ee, hani söylemeye de bilirsin tabii ama. Şöyle söyleyelim Aykut İnce. Pazarlıkların başladığı nokta zaten 7 milyon TL civarındaydı. Kerem şu anda 900 bin TL kazanıyor. Geçtiğimiz hafta bunu haberleştirmiştik. Euro bazında hesaplandığında... Aynı mevkide <laughs> oynadığı Feguli'nin 50'de biri bir para alıyor Kerem Aktürkoğlu. Yıllık ücrete bakıldığında ki takımın şu anda milli takımdaki performansıyla birlikte de skor yüküne en büyük katkı yapan oyunculardan bir tanesi. Bu nedenle bir düzeltme yapılacaktı. Konuşulan rakamlar 8 milyon TL civarında. Süreyle ilgili bilgimiz biraz daha net. 5,5 yıllık bir sözleşme 2026'ya kadar anlaşma sağlandı. Milli takımdan döndükten sonra Kerem umuyoruz ki Karadağ karşısında da iyi bir performans ortaya koyduktan sonra bu sözleşme imzalanacak. 5,5 yıl bir zor bir serbest kalma bedeli de konuluyor ki bu rakam 30 milyon euro civarında olacak. Kerem'den Galatasaray'ın beklentisi yüksek. Tabi bu rakamlara çıkılır mı çıkılmaz mı bu bugünün konusu değil ama en azından Galatasaray'ın böyle bir madde düşüncesi ve bu konuda da varılmış bir uzlaşma var. Zaten sözleşme görüşmelerinde genel itibariyle süreyle ilgili bir problem yoktu ya da ücretle ilgili bir problem yoktu. Biraz işin tıkandığı nokta bu serbest kalma bedeliyle ilgiliydi. Galatasaray bu konuda da anlaşmayı sağlamış vaziyette. Sizin ifade ettiğiniz rakamlar benim de kulağıma gelen rakamlara oldukça yakın. 9 milyon TL civarında da bir yıllık ücret Kerem'e ödenecek. Aslında şu andaki kazandığı rakamın yıllık ücretinin neredeyse 10 katı oluyor yeni sözleşmesi ama az önce de ifade ettim zaten çok düşük bir rakamı hatta A takım içerisindeki en düşük rakamlardan birini oynuyordu Kerem Aktürkoğlu. Hat, mutlaka kal ekranda ayrılma oradan. Sen dedin ya 50'de biri Fegulya kazanın Zeki abi güldü orada. Ee, Doğru. Hayat işte abi yani Sofyan Feguli'nin yaşı da var tabii üst düzeyde oynadı. Ama 50'de biri de yani, bu makas da çok açık şimdi... abi o da Fegoli bir markaydı gelirken markaydı. Şimdi yavaş yavaş gün gelecek Kerem Aktürkoğlu da Fegoli düşüşe geçecek yaşı nedeniyle, performans nedeniyle. Kerem Aktürkoğlu yukarıya çıkacak. 2-3 yıl sonra belki Kerem Aktürkoğlu Fegoli'nin 50 kat fazlasını alacak. O, olmaz Tabi uçuk bir rakam olur da daha fazlasını kazanacak diyelim. Ben Emre Kaplan'a Getson Fernandez'i soracağım. Çünkü Benfica'da 396 bin euroya oynuyormuş Sözleşme uzatma teklifini kabul etmemiş Portekiz'in Rekord gazetesinde bir haber çıktı dün Haberde iki görüşme daha yapılacakmış kendisiyle Düşünülen rakam 600 bin euroymuş Çünkü Benfica'da rotasyon oyuncularına 600 bin euro veriliyormuş Fakat Galatasaray'da yarım sezonda 650 bin euro aldığı için Hala kabul etmeyeceğini söylüyor gazete kabul etmezse de yolu Galatasaray'la kesişecek deniyor. Çünkü Galatasaray'ın e, iddiaya göre, gazetenin iddiasına göre 1,5 milyon euro civarında yıllık bir rakam önerdiği Getson Fernandez'e söyleniyor. Bu konuda e, bir gelişme var mı Emre Kaplan? Zeki abi muhtemelen devre arası transfer harekatının Galatasaray adına bir numaralı gündemi Getson olacak. Yazın da bunu çok fazla konuşmuştuk. Oyuncu sezon başında gönderilmedi. Benfica kendisiyle evet. ilgili planları olduğunu ifade ederek ısrarla bunu söylediler Benfica yönetimi. Getson'u göndermek istemediklerini söylediler ama artık biraz daha durum farklı bir seviyeye doğru gidiyor. Çünkü hiç süre alamıyor Getson ve oyuncu da artık ayrılma niyetini net bir şekilde belirtiyor. Yöneticilerle yaptığı görüşmelerde net bir şekilde ayrılmak istediğini ifade ediyor. Türkiye'de geçirdiği süreçten çok memnun. Tabii bir de işin ekonomik tarafı var. Sizin söylediğiniz kısmı çok önemli. Galatasaray'dan alacağı rakam Benfica'dan şu anda kazandığı ya da yeni sözleşme için teklif edilen rakamın neredeyse iki katı Galatasaray'ın önerdiği rakam. 1 milyon 300 bin euro ve ya da 1,5 milyon euro civarında bir rakamla Galatasaray geç yeni söz daha doğrusu transfer edip sözleşmeyi bu şekilde hazırlamak istiyor. Ben açıkçası yaz transfer döneminde Benfica'lı yetkililerle de sıklıkla konuşmuştuk. O zaman çok olumlu şeyler söyleyemiyorduk ama Ocak ayı için çok daha olumlu bir tablonun olduğunu söyleyelim. Getson Fernandez Galatasaray transfer ...harekatında çok daha olumlu bir görüntü gözüküyor. Ocak ayı başında Getso'nun yeniden İstanbul'a inmesi çok da sürpriz olmayacaktır gibi gözüküyor. Bir sorum daha var. E, kulağıma gelen bir bilgiye bir duyumdu. Duyum öte, duyumun ötesine geçti. E, dün de bir bilgi daha geldi. Galatasaray'ın Abu Bakar'la ilgili ciddi anlamda bir beklentisi olduğu. Daha doğrusu Abu Bakar'ın Türkiye'ye dönmek istediği. Beşiktaş tamamen kendisine haklı olarak kapıları kapatmış... Ama Galatasaray'ın ilgilendiği ve kulübüyle olan ilişkilerindeki o çıkmazı çözdükten sonra Ocak ayında Galatasaray'a gelebileceği konuşulmaya başladı ve önümüzdeki günlerde bu haberler de çoğalacaktır. Onu da araştırırsan sevinirim. Zeki abi tahminim şudur ki sizin tabii ki bir duyumunuz bir istihbaratınız var ama biraz daha bu haberler sanki oyuncu tarafından çıkıyor Olaylı. gibi. Oyuncunun isteğinin daha ağır bastığı bir durum olabilir Türkiye'ye dönme konusunda. Çünkü Galatasaray'ın evet devre arasında bir forvet transferi yapma durumu da var. Çünkü Afrika Kupası var. Evet. Mustafa Muhammed oraya gidecek. Cagney oraya gidecek. Elde sadece Halil kalıyor. Ama biraz daha genç oyunculara yönelmeye devam edecek gibi gözüküyor Galatasaray. En azından A planı bu, bu şekilde. Ben de sorayım. Emre bu, bu bağlamda Vedat Muriç isminden de bahsediliyor Galatasaray için. Yani o da yine menajer kaynaklı bilgiler mi bilmiyorum. Bir de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili Ocak'ta herhangi bir e, hamle bekliyor musun? Söz gelimi Feguli gibi. Zeki abi Feguli ile Galatasaray yönetimi kısa süre içerisinde görüşecek. Oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ama... Feguli'den eğer uygun bir maliyet olursa faydalanmak istiyor Fatih Terim. Çünkü sağ içi liderliği, tecrübesi, kalitesi, belki fizik kalitesiyle bunu çok fazla gösteremiyor ama bu sezon başından itibaren biraz daha bir yükseliş halinde, biraz daha kıpırdama halinde olduğunu görüyoruz. Feguli'den hala umudu var Fatih Terim'in. Ama şu şartlarda şu anda 3 milyon 800 bin euro sabit ücreti var. Bonuslarla 4 milyon euroyu geçiyor. Eğer bir 1,5 milyon euro civarında bir rakamı kabul ederse 1 artı 1 yıllık bir sözleşmeyle yeniden önümüzdeki sezonda Galatasaray formasıyla görebiliriz. Onun dışında yine en çok konuşulan isimlerden Ryan Babel. Babel'le ilgili Galatasaray'ın yeni bir tasarruf olmayacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Hatta belki devre arasında bile yolların ayrılması söz konusu olabilir Babel'le. Çünkü kendisine talipler var. Galatasaray'da menajerinin başka kulüplerle görüşmeler yapmasına izin veriyor. Burada herhangi bir problem görmüyorlar. Devre arasında da eğer Babeli tatmin edecek bir teklif gelirse Galatasaray ayrılığa izin verebilir. Vedat Muriç konusuna gelecek olursak aslında Fenerbahçe'ye gittiği süreçte de Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncuydu Vedat Muriç. Ama şu anki durumda Galatasaray'ın en azından bugün itibariyle bir tasarrufuna dair bir bilgim yok. Eğer önümüzdeki günlerde bu konuda Galatasaray'ın bir hareketi olursa ya da bir düşüncesi olursa da onu zaten haberleştiririz ama Vedat Fatih Terim'in çok beğendiği, daha öncesinde Fenerbahçe'ye gittiği süreçte de çok istediği bir oyuncuydu. O yüzden çok da mantıksız bir durum değil ama bugün itibariyle bir gelişmenin olmadığını söyleyebilirim. Emre bir şey daha soracağım ya. Yani sen mutlaka iş, çok fazla Galatasaray'ın içindesin diye soruyorum. Milli takımda oynayan işte Kerem var, Halil var, işte Barış Alper var. Buna rağmen Fegoli bir paylaşım yaptı. Barış Alper'in resminin altına kalite diye koydu. Ee, onun ilk milli maçı olması nedeniyle mi yoksa daha yakın bir ilişkisi var bir destek mi oluyor üstelik de hani kendi yerine yakın bir yerde oynadığına oynamasına rağmen hani seni destekliyorum manası mı çıkıyor sen nasıl okudun o paylaşımı onu soracağım sana aslında cevabı siz içinde söylediniz Aldun abi çünkü İlk kez Barış Alper milli takıma seçildi. Biraz daha oyuncuyu motive edebilmek adına. Çünkü bunu da şuna dayanarak söylüyorum. Daha öncesinde Taylan Antalyalı'nın hatırlanacağı üzere Galatasaray'da geçen sezon başında oynamaya başladığı, iyi performans gösterdiği bir dönem vardı. Milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı ile ilgili zaman zaman bir takım polemikler oluyordu. Feguli sosyal medya hesabından sürekli Taylan'ı destekleyen açıklamalar yapıyordu. Taylan milli takıma hazırlanıyor. İşte hoca Taylan'ı milli takıma çağır gibi Instagram üzerinden özellikle paylaşımlarda bulunuyordu. Bu daha önce de yaptığı bir şey. Barış Alper de ilk kez oynadığı için ona destek vermek maksadıyla böyle bir paylaşımda, böyle bir yorumda bulundu Fegül'ü. Ama sadece Barış Alper özelinde değil dediğim gibi daha önce Taylan'a da bunu yapmıştı hatırlayamadıklarım vardır belki diğer oyuncularla ilgili. Yani bireysel ilişki değil, biraz Barış Alper'in durumundan ötürü. Tamam, çok Şimdi, teşekkür ederim. Bazı büyük maçlar öncesi, bazı derken büyük maçlar öncesinde Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe maçları öncesinde Fatih Hoca statta antrenman yaptı. Biz bunu gördük, tanık olduk. Acaba bu hafta da böyle bir e, taraftarı açık statta olabilir mi? Aykut İnce, şey, bulan... bu, burada şöyle bir nüans var aslında. Genelde bu antrenmanları Deplasmanda oynanacak derbiler hmm. öncesi yaptırıyor Fatih Hoca. Zaten pazar günü yaklaşık 50 bin taraftar tribünde olacak. Bir de Fatih Terim'i basın mensubu olarak uzun süredir takip ediyoruz. Siz çok daha yakından tanıyorsunuzdur ama Fatih Terim, ...daha öncesinde başarısız olan uygulamaları çok fazla tekrar etmeyi seven yani bir bu bir adamı çıktı. değil... ...bugüne kadar üç kez bu antrenmanlar yapıldı ve Galatasaray bu maçların hiçbirini kazanamadı... ...ben açıkçası Fatih Hoca'nın bir daha bu uygulamayı yapacağını düşünmüyorum... ...bu da tamamen şahsi görüşüm. <gülüyor> 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 doğru doğru. Ben Ni, de aynı niye ki... öyle bir şey söyledin şimdi? <laughs> <tamam mı? gülüyor> <Aynen>. Emre niye? <gülüyor> <Uğur>? <gülüyor> Totem, yani Totem yapılır. Totemler. <laughs> Totem mi diyorsun Emre? Yani <laughs> daha öncesinde üç kere yapıldı, üçü de galibiyette sonuçlanmadı. İki kez Beşiktaş maçları öncesi, bir kez Fenerbahçe maçı öncesinde... ...üçünü de kazanamadı Galatasaray... Fatih Hoca başarılı olmayan uygulamayı çok fazla devam ettirmez diye düşünüyorum. Güzel. Son bir soru daha sorup sonra bu kısmı sana değerlendirmeye devam satı Zeki <laughs> abiye de. Şimdi ben buraya tek tek yazıyorum. Aytaç Kara 1. Gidecekler listesi. 2. Oğulcan Çağlayan net değil dedi ama. olcanın sanki, sanki biraz daha şansı var. Özellikle Tan bu sağ bekleyen. rolüyle gidiyor diye bakıyoruz. İster kiraya verseniz ister ister ya, yani. gide, Yok yok şey Emre ben de öyle algıladım. Yararlanmak istiyor. Yani bir alternatif yer bulabilirsem oranın yani yardımcı oyuncusu gibi olabilir düşüncesinde. Emre de onu söyledi anladığım kadarıyla. Bir kadar. iki. Fegüli diyor devre arasında. Feguli Anlaşmaza. yalnız Fatih Hoca'ya ciddi bir indirim yapacağım demiş. Dur şimdi Fegüli kalır. kalır diyor. Sana göre gider mi Fegüli? Fegüli ile görüşülecek. Eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara inerse İner. ki bu rakam 1.5 milyon euro civarında. İler. Onun da çok altını kabul edeceğini düşünmüyorum Fegüli'nin. Sezon başı çünkü farklı kulüplerle görüşme yaparken en fazla çıkan rakam Olympiakos'ta görüşürken 1.5 milyon, milyon euro milyon. civarındaydı. Evet. Galatasaray aşağı yukarı bu boyutta bir teklif yapacak. Kabul ederse bir artı bir yıllık bir sözleşme yapılabilir. Kabul etmezse sezon sonu yollar ayrılır. 1, iki, Babel, Babel yazdık 3. Ben ara transferde diyorum. Babel de gider 3. Babel devre arası da gidebilir. Yani geçtiğimiz günlerde Konya Spor'un bir ilgisi vardı. Babel Onun dışında gidebilir. Hollanda'dan bazı takımlarla menajeri görüşmeler yapıyor. Devre arası istediği kendini tatmin edecek teklifi bulursa belki aradaki o Farkı da Galatasaray ödeyerek devre arasında da yolları ayırabilir. Şimdi geldik Aralık ayına Emre. Ee, burada Muhammed'in durumu ne olacak Mustafa Muhammed? Muhammed Aralık biraz, ayına geliyoruz. Çok doğru bir soru aslında. Çünkü artık yaklaşık bir aylık bir zaman var. Galatasaray'ın opsiyonu kullanması gerekiyor. Oradaki detayı şöyle anlatalım. Teknik bir detay var sözleşmede. Galatasaray opsiyonu ocağa kadar kullanma kararı aldığını Zamale'ye bildiriyor. Ama Sen ödemeler efendim. için... Yıl sonuna kadar, Temmuz ayına kadar yine vakti var. Vakti var. Ama Galatasaray bu opsiyonu kullanacak, Usta Bahadır e, kadrosuna katacak Emre Kaplan, o konuda e, sözleşmeyle ilgili bana detay gelmişti. Biz bunu Foto Maç'ta haber yaptık. E, i̇ki buçuk milyon eurosunu, Ocak ayına kadar, e, diğer kalan kısmı da Haziran ayı, 2022 Haziran ayında ödeme koşuluyla iki taksit halinde ödenecek diye gelmişti bilgi. Yani bir önceki yönetim bu şekilde bir anlaşma yapmış aslında. Tekrar eder misin özür dilerim ya, abi. Yani iki taksit ödenecekmiş. Biri bu e, 31 Aralık'a kadar yarısı ya da 2,5 milyon eurosu ödenecek diye bilgi var. 2022 Haziran'ında da kalan taksit ödenecekmiş. Yani gelen bilgi buydu. Bunu haber yaptık yalanlanmadı bilmiyorum. Zeki abi zaten bir satın alma opsiyonu konulurken ilk başta Galatasaray bir kiralama bedeli de ödedi. Oradan evet. da düşecek bir rakam var. Olabilir. Bel, belki onunla ilintili bir şey olabilir ama Ocak ayı itibariyle opsiyonu kullanması zorunlu. En azından burada herhangi bir soru işareti yok. Sadece ödemelerle ilgili Temmuz'a kadar vakti olacak evet, Galatasaray'ın. Işte yani Öyle bir hakkı taksim. varken de ben Ocak ayında bütün parayı ödeyeceğini düşünmüyorum açıkçası şu evet, anda planlamada ama Muhammed'in opsiyonu alınacak kısa süre içerisinde de. Bununla ilgili somut bir adım, somut bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Emre seni çok yorduk ama şu şeyi de sorayım. Tamam Getson Fernandez dedin de 6 numara 6 numara. Yani e, sürekli aynı e, cümle evet. kullanılıyor. Ve 6 numara tam da Getson'u karşılamıyor aslında. Yani daha 8 numara gibi bir oyuncu. 6 numara için... 3-4 tane isimden bahsediliyor. Senin kulağına gelen hani Elneni zaten gündemde olduğu söylenen isim. Onun dışında bir isim var mı senin de ulaştığın herhangi bir isim? Açıkçası orada şu anda benim duyduğum yeni bir isim yok Aldun abi. Elneni konusunda sizinle istihbaratlarımız, bilgilerimiz benzer. Galatasaray zaten yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği bir oyuncuydu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Artık Ocak ayı itibariyle biraz daha en azından mali şartlarda Galatasaray adına ...elinin daha güçlü olacağı bir pazarlık olacaktır diye düşünüyorum ama... ...listenin ilk sırasında Elneni var. Oyuncu profili olarak da Fatih Terim'in yaptığı planlamada... ...orada evet takımda çok fazla genç oyuncu var... ...ama bir tane de liderlik yapabilecek, 6 numarada tecrübesiyle... ...orta sahayı tabiri caizse çekip çevirebilecek bir oyuncu düşüncesi var. Elneni bu profile oldukça uyuyor. Türkiye'yi de tanıyan, daha önce burada oynamış bir oyuncu... Risk, ...risksiz bir transfer olarak görülüyor. Bu nedenle zaten listenin ilk sırasında... Kısa süre içerisinde ben elneni içinde pazarlıkların girişimlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum.